Merhabalar arkadaşlar, yepyeni proje aracımız sizlerle. RS6 tamamlandı. Şimdi perdeyi açıyorum ve şov başlasın. Ya ama onu yapma. Aç. Elini patladı. Evet, demin de gördün, sinirlendirdik biraz. Mustafa. Burada yan keski var lan. Yan keski burada. Yusuf ruhsatla uğraşmayalım falan diyor ya. Şu böyle burada siyah gibi duruyordu. Abi o güzel bak. Şöyle benim tek aklımdaki zaten bu. Oradan şey Ozan diyor. Musa. Normal satın siyah. Patlatacağım burayı. Altına siyah. Dinamik çekeceğim. Tam altı gri işte krom etkisi soğan gibi olmuş. Tam jantlar falan da oraya. Jantları da kıyamıyor da o. Yine kıyamıyor abi, sürtünmüş zaten. Yok, boyatacağız dedi. Boyatacağız, sabiteceğiz. Bugün kaplama işini bitiririz. Tamam. Onu biraz keyifli yerine göre. Şu an biraz sinirlendi, yükseldi. Musa, valla çok zor bir işimiz var. Değerlendirmek çok zor. Baktıran çok sinirli. Morali bozuk. Yani moralini yerine getirmeye çalışıyoruz. Aynen. Ama sen... Loy komple bize... Gelinin dayısından bir adet koyuyor. Gelinin dayısından... Bir tane koyuyorum. Bunu da beğenmez de yapacak bir şey yok Musa. Cumartesi biz de dedik ki böyle iş olmasın, oturalım. Ne güzel orada telefonu elime almışım böyle. İnternetten Subaru parçalarına bakıp. Arabaya atlayalım da şurayı şöyle yapsak, burayı böyle yap. İlla oturtmayacak ya, illa çalıştıracak. Hayır. Bana diyorlar ki Mustafa abi işte canın sıkkın, moralin bozuk, spora da gitmiyorsun, sana kıyak yapalım. Ben dedim bana böyle bir kıyak yapın dedim. Vır 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 vır. Ondan sonra diyorlar ki arabayı boşluk zamanında kaptarız. Bundan daha güzel boşluk olur mu Musa? Aynen. Sen neye bakıyorsun abi? Kanka yeni kasa STI'ye bakıyordum da. Çok güzel değil mi ya? Subaru mu? Aynen. Tam o anda geldi arabama kapla. He? Eleman telefonda bir şeylerle uğraşıyor yok. Boş buldum hemen. Hop bir şey yerleştiriyor. Nasıl? Hop bir şey yerleştiriyor. Dilendiriyorduk abi. Mustafa abiye limonata. Ben de sandım ki bana limonata ikram edecek. Arkadaşlar saat şu anda akşam 9 cumartesi günü ve ben hala sakat da olsam tek ayak üstünde. Hangi kuştu lan o? Tek başına mı? Tek ayakla duruyor. Bilmiyorum. Şahin mi? He? Flamingo. Flamingo Şahin nerede çıkma? Ben yani pembe giyeyim. Yakışmaz abi. Şimdi arabayı bitirdik. Zaten dediğim gibi hızlı bir proje oldu. Karbonöterleri bitti. Pazartesi günü ufak tefek dokunuşlar yapacağız. Emrah da sürekli frenleri boyayayım abi, frenleri boyayayım abi, hediye yapayım abi. Yok abi. Hediye yapayım abi diyordu, neyse. O benimle alakalı bir şey değil, o Mert Bey'le şey yapıyor, çözüyor. Ben de dedim ki, elma şekeri boyuyorsun, bronz boyuyorsun, kırmızı boyuyorsun, sarı boyuyorsun. Ben dedim floresan renk istiyorum. Böyle arabamın jantları da siyah boyandı ya, evet. Öyle dedim patlasın. Şimdi arkadaşlar komple fren mekanizmasını sökmeden üstünde astarlayarak, zımparalayarak önce astarını attık, bembeyaz bir astar. Kat kat boya atarak yaklaşık 5 kat atıyoruz. Evet. İçinde de bir sonra vernik atıyoruz. Sonra yazı yapıştırıyoruz, sonra üstüne vernik atıyoruz, işi bitiriyoruz. Aynen. Ama tabi bunları anlatmak kolay. Yapması güzel. Kaçta biter ben de bilmiyorum. Ben alıştım ama ya mesaiye. İnşallah seni memnun edecek bir renk çıkacak abi. Vallahi ben çıkmazsa. Ana renk miydi bu? Ben yemin ediyorum limonata çaldım. İçer misin? Şöyle ışıkta bakmak istersen. Hadi bakalım. Şimdi aynen. İlk kattan bir başlayalım. Emrah hadi bakalım. Are you ready? Bismillah. California gold rush in the spine plus the flesh that it holds up. I'm out with mines and my wolves got us sewn up. One crow, one eagle on my shoulders, and my eyes hold the light that approaches. Şimdi bu ikinci kat mıydı abi? Bu ikinci kat. Yani bunu böyle atmamızın nedeni bu floresan boya, yani parlayan lamba, ışık vesaire detaylarda daha canlı bir renk. Evet. O yüzden bunun katını aralıklı yarım saat aralıklarla atarsak hem daha sağlıklı olur hem de istediğimiz şekilde akmadan, kokmadan istediğimiz rengi elde edebiliriz. Evet arkadaşlar, son videonun ardından tam bir bayram haftası, Kurban Bayramı'nın haftasına girdik. Çok şükür bugünleri yeniden bir bayram görmeyi hep beraber nasip etti Cenab-ı Allah. İnşallah 4 gün sonra hep beraber görürüz. Yani 4 gün sonra derken tatil ya, o modda işte evet. Cuma gününden sonra herkes gelecek falan. O yüzden. Şimdi Yusuf'la geldik sabah sabah, dedik ki biz bu arabayı evet yapalım, bitirelim ama bence de tek renk kesmez. Evet. Musa da dedi kesmez. Bugün şu anda bu arabaya odaklanıp bunu Allah izin verirse bitireceğiz. Jantları zaten boyandı. Arabayı toplayacağız. Sonra yarın muhtemelen senin de çekimlerini akşamüstü yaparız. Çarşamba falan fotoğraflarını halledelim. Ondan sonra MimTube falan gelecek ya, onlarla beraber güzel bir görsel şölenimiz olur. Haftaya nasıl başladık? Yine bir yurt dışından golfümüz var. Golfe matfime yapacağız. Jantlar boyaya gitti. Bir tane şu rokumuz var. Roko çelik çekilecek. Onlar bitecek. Arabanın fren kaliperleri o gece bitti. O gecenin hatırına giriver koynuma, sana yapacaklarım var. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Bu renge yakın bir folyoyla ufak tefek detaylar gireceğiz. Kamuflaj yapacağız Nardo Grey. Onun detaylarını aldıktan sonra böyle çok dokunuşlar yapacağız. Biraz hem sokakta giden sert, hem böyle hareketli bir araç olacak, hem de ufak dokunuşlar olacak. Bir fren bile arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabanın bütün her şey değiştiriyor. Oyuncak gibi bu değil mi? Aynen ama yakıştı. Bence de. Şimdi gel gelelim en çok kaplanan ve en çok sorulan soruya. Genellikle bunu kaplamak için arkadaşlar komple söküp dağıtmamız gerekiyor. Üstünde yaptığımız zaman aman çok sağlıklı olmuyor ama biz şimdi yapalım, şimdilik bitsin. Nasıl olsa zaten sökeceğiz. Çünkü neden bu detaya giriyorum? Müşterilerimiz bizden bu detayı çok istiyor. Ama biz de sağlık olmadığını, diplerinde bir şeyler olduğunu gösterdiğini bildiğimiz için uyarıyoruz. Bazıları kaplatıyor, bazıları boyattırıyor, bazıları değiştiriyor. Böyle devam ediyoruz. sadiyetimi bozmaya başladı. Vallahi niye? Yeter artık canım. Hiçbir şey yapmıyorum ya şimdi. Hiçbir şey yapmayınca bir şey yaranmış gibi hissetmiyorum kendimi. Spora da gidemiyorum. Bugün ilk defa biraz tost yedim. Değişik bir şey ya. Değişik bir duygu yani. Dün sabah kahvaltısında mesela beyaz peynir falan yedim. Bunun peyniri yedim. Az bir şey kaymak yedim. Güzel yani. Bayağı değişik. Yani. Onlar da iyi yani. Neyse olsun. Bugünlerimize şükür devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Abdurrahman Yılmaz. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Merhaba canım. Tamam hadi görüşürüz. Gelme sebebiniz nedir? Gelme sebebim sabahleyin sizi görmeden güne başlayamıyorum. Evet. Hoş geldiniz. Daire satamıyorum. Daire satamıyoruz. Yani o yüzden zaten satılmıyor. Zaten satılmıyor. Ben de beleş çay var burada. Beleş çay var. Beleş çay içiyoruz. Öğlen tavuğumuzu yedim mi? Tabii öğlen de tavuk yedim miydi? Değil mi Musa? Evet abi. Yapacak bir şey yok işte. Hasta ziyaretleri. Yani sabahleyin işte geçmiş olsuna geliyor. Olsun bunlar da geçer. Allah başka dert vermesin. Aynen öyle abi. Sağlık sağlık. Canımız sağ. Aslan gibi adamlarız. Çok şükür. Musa, öyle güzel amcalar var ki amca yurt dışından çıkıyor, geliyor, hiç nefes almadan direkt Bursa'dan buraya iniyor, arabayı bırakıyor. Sırf yeğeni görmesin, sürpriz yapacağım diyor 10 yaşındaki yeğenine bu arabayı kaplattırıyor. Kırmızı istemiş, mat saten kırmızı yapıyoruz. Jantlar, piyano bilek, frenler boyanıyor ve üstüne üstelik bilek edişim paket yapıyoruz. Bilek edişim paketi geçen hafta yapmıştık arkadaşlar. Araç düz paket olduğu için ön tampon olup arka tampon olmamıştı. Bunun arka tamponu da ve difüzörler her şey değişiyor. Zaten araç E43 olduğu için orijinalinde oldukça şık ve güzel olacağına inanıyorum. Böyle bir rengi istediği için 10 yaşındaki yeğenine sağ olsun güzel amcamız böyle bir şey armağan ediyor. Millette ne amcalar ne dayılar var be Serdar. He Musa? Vallahi helal olsun. Biz işimize bakalım. Sen buradan böyle bir değişim yaparsın. Arkadaşlar araç hazır. Ön tampon tamam, panjur tamam, arka difüzör tamam. Zaten aracın kendi aynasıyla spoiler'ı karbonlu. Renk mat saten krom, kırmızı, jantlar, piyano bilek her zamanki gibi hemen hemen. Gam metal pek tercih eden yok. Frenleri de elma şekeri kapladık. Şimdi Musa bunu içeride çekti. Eğer akşamüstü müşterimiz teslim almazsa bir dışarıda alırsın. Görseniz biter. Bir tane M5 dizelimiz var. O da mat satin mavi. Gerçekten büyük sorunları vardı. Hatırlarsan jantlarını çekmiştik seninle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jantlardaki bu kadar büyük sorunları çözmek için her şeyini en iyi şekilde yapıyoruz. Oralara CNC makinesini sokuyoruz. Gördüğün gibi jantları artık pırıl pırıl bir jant olarak bu hale dönüştü. Ön arka tamponda sorun vardı, onları çözdük, onlar yapıldı. Ön böbreklerde sorun vardı, onları çözdük. Frenler maviye boyandı, maksatı mavi, araç hazır, yurt dışına gidiyor. Bugün neredeyiz Musa? Bugün yine her zaman gibi biz artık arazi moduna biz geçtik. Serdar'dan sonra ikinci şık olarak beni gönderiyorlar. Bugün RS6'yı muayene işlemlerini artık işte trafikten vesaire değil, direkt muayene istasyonu ve daha sonrasında noter olarak kısımlandıracağız. Ona göre ilk önce şimdi bir sıra almamız lazım. Bundaki tek dikkat etmeniz, ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Her zaman gibi genel muayene alıyorsunuz. Daha sonrasında onlar zaten tespitini falan her şeyini yapmakta. Şimdi biz kaç tane rengi alacağız? İki renk olarak ben zaten faturasını kestim. Siyah gri olarak işleteceğiz. Tamam. Hadi gidelim. Evet Musa'cığım, biliyorsun ki muayeneden birlikte geçtik. Evet. Ne kadar izin alamasak da bize izin vermeseler de. Bilmiyorum, biz zaten baktık YouTube çekiminde herhalde sıkıntı oluyormuş vesaire ya da... Bakanlıktan izin falan. Aynen, bakanlıktan bir izin falan gerekiyormuş. Tabii bizim o kadar vaktimiz maalesef yok. İçeride birkaç çekim aldık mı almadık mı onu da meçhul. Muayeneden geçtik, şu anlık ilk adımımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki adımımız ise notere gidip artık gördüğüm bu ruhsatın yaprağını, siyah olan şey rengini gri siyah olarak işleteceğiz. O da tabii ki de araç sahibinin gitmesi gerekiyor. Bunda detayını vereyim. Totalde bu ruhsat işlemleri ne kadar gidiyor? Ben şu anki ödediğimi size söyleyeyim yine. 65 TL egzoz için artı 280'de muayene ücreti var. Yani totalde şu anlık 345 TL. Daha sonrasında noter için ne kadar gidiyor onu da Mustafa Bey size açıklayacaktır. Benlik bu kadar. Gidiyoruz arkadaşlar notere. Noter işlemi bittikten sonra, ruhsatı yenilikten sonra arabamın ufak tefek detayları kaldı. Onları yapıyoruz. Sonra Musa montaja girecek ama Musa daha arabayı nerede çekeceğiz bilmiyoruz. Ayağım da fena değil çok şükür. Bugün böyle bir ayakkabım biraz önce daha yeni giydim. Eğer yarın daha iyi hissedersem Audi'yi yakacak yer bulursam yakacağım. Vallahi de billahi de yakacağım. O lastiği çürütmem lazım. Artık vakti geldi. Değil mi? Aynen. Sonra bir 22 lastik alırız. Ona yeni lastik takınca onu yakmayız. Çünkü kışlıklar gelir falan. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz çok şükür. Hem zevkli bir araç yapıyoruz hem yorum açık bir araç yapıyoruz. Sarıları güzel oldu. Ufak tefek sarı detayı da var. Farlarla stopları hafif karartalım. İş bitsin fotoğrafını çekelim. Ve videoyu ne zaman koyacağımız hakkında herhangi bir bilgi yok şu anda. Ama 11 Ağustos'ta dediğimiz gibi koymak istiyoruz. İlk günün gerçi yorgunluğu olacak herkesle Musa'cığım. Ama herkes şöyle ayaklarını uzatıp 21'de izlerse bence güzel olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım 59. gün noterin bana verdiği yetkiye dayanarak birlikte Aynur ablamın yanına gidiyoruz. İnşallah hızlı işlemlerini çözür ve noterin kapanmasına 10 dakika var. Biz şimdi arkadaşlara şunu söylemeye çalışıyoruz. Herkes emniyete gidiyordu önceden. Şimdi noterde. Noterin vezne bölümünde arkadaşınız varsa Aynur abla da başka artıkla işin hızlı çözülür diye düşünüyorum. Yeni yasaya göre noter ruhsat değişikliği yapıyor. Bize bol bol renk değiştireceğiz ya. Evet. Evet. Tamam, yardımcı olalım. Aynen. Ben seni her ay göreceğim. Önümüzdeki ay yine renk değiştireceğim, yine göreceğim. Tamam, beklerim. Tamam mıyız? Tamam. Arkadaşlar, emniyette değil. Artık ruhsatlar noterde. Anlaştık. Geliyorsunuz, noter evraklarınızı veriyorsunuz. Yaptığınız bütün işlemlerden sonra yaklaşık yarım saat içinde alıyorsunuz ve işi bitiriyorsunuz. Şu anda arabada siyah ve tüm olarak işli. Ne? İşleniyor mu? İşleniyor. Tamam. Hadi bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni proje aracımız sizlerle RS6 tamamlandı. Şimdi perdeyi açıyorum ve şov başlasın. tears away. So now, so now. Arkadaşlar sonunda cumartesi günü bir anda gaza gelip başlayıp sonrasında da çarşamba günü bu kadar işin gücün arasında çalışarak sağ olsun herkesin eline koluna sağlık, gece gündüz bir şekilde hallettik. Bayram önce size söz verdiğimiz aracımızı hazırladık. Sarı detaylı giyindik bugün Musa'cığım, gördüğün gibi. Bir de ayakkabıya sarı şeritler çektim hemen. Biliyorsun detayı seviyoruz. Arabamızda uyumlu olsun istedik. Jantlar siyah boyandı. Frenler tamam, floresan rengi dediğimiz sarıyla özdeşleştirdik. Onun haricinde zaten aracın ufak tefek karbon detaylarını hep istiyordum. Onu da yaptık, çok sağ olsunlar. Arkadaşlar yatırmadı Yusuf Çubuk ve Günenciğim. Gördüğünüz gibi karbon bir tane burada bir detayımız var. Logomuz siyah oldu. Üstüne bir şekilde kapladık sökmeden. Arabayı aslına bakarsanız Musa biliyorsun bu gri'de yapmıştık. Satin gri'yi. Sonra ne yaptık? Dayanamadık. Farklı renkler takıyorduk. Ya bu kırmızı da olabilirdi, turuncu da olabilirdi, birçok şey yapabilirdik. Biz sarıyı tercih ettik. O yüzden yani değiştirebiliriz. Jantın kenarındaki turuncu da olabilir, frenler de turuncu olabilir. Araba zaten biliyorsunuz body kit'i birçok olan bir araba ama onları da inşallah zamanla çözeceğiz arkadaşlar. Stoplar ve farlar simsiyah oldu. Muayeneden tabii ki böyle geçmiyordu. Bu görsel şöyle olsun diye bunları çektik. Muhtemelen zaten ben yola çıkmadan arabanın farıyla stoplarını sökmem gerekiyor. Çünkü trafikte ciddi sıkıntılar yaratabilir. Akrobobik egzoz çıkışları bence yakıştı. Difüzör olduğunca ortaya çıktı. Karbon detayı, sarı şekilde, bu şekilde hepsi. Yakışıklı bir aracımız oldu çok şükür. Bir de tabii ki bizim Mert Müdür bana böyle bir kıyak yapmış. Mustafa Baranlı diye bir imza atmış. Şimdi yaptığımız iş ortada arkadaşlar. Yorum açık bir iş yapıyoruz. Zevklerin ve renklerin tartışıldığı, herkesin bakış açısına göre değiştiği bir iş yapıyoruz. Bu projeler hiçbir zaman bitmeyecek. Bayramda, seyranda, yılbaşında bir şekilde sizlerle olacağız arkadaşlar. Tabii ki bayramın ilk günü şu anda herkes yorgun. Kurbanını kesen arkadaşlar, bağışlayanlar, tatilde olanlar, ailesinin yanına gidenler, sevdiklerinin yanına gidenler, şehit kardeşlerimizin yanına gidip aileler olarak tabii ki dua edenler. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah tekrar nasip etsin. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum, büyüklerin ellerinden öpüyorum. İnşallah GMG Garage ailesi olarak sizleri mutlu edebiliyoruzdur. Ufak tefek tabii ki kendi aramızda sürtüşmelerimiz, ufak tefek şakalarımız oluyor. Bu şakaların içinde de tabii ki sizin bizi yanlış anladığınız şeyler de oluyor. Pek takmıyoruz gibi gözüksek de bazen takıyoruz. Musa da bunu biliyor ama biz bir aileyiz. Gördüğünüz gibi Arefe gününe 2-3 gün var. Hep beraber yoğun şekilde çalışıyoruz geceli gündüzlü. Ekmeğimizin peşindeyiz. Herkesin yolu açık olsun. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Koşturmaya devam etsinler, mücadeleye devam etsinler. Birbirimizi karalayarak değil, birbirimize yardım ederek devam ediyoruz yolda. Çünkü herkes maalesef o firma şöyle, bu firma böyle. Herkesin rızkı başka yerde saklı. Herkesin rızkı Allah'ın verdiği dileklerle güzel şekilde geliyor. Siz beni ne kadar çamurlamaya da çalışsanız, yok böyle şöyle de deseniz, Mevlam bir şekilde bana her şeyin en güzelini nasip etti çok şükür. Bir hafta önce ayağım sakattı, şimdi ayakkabıyı giymek nasip oldu. Her şey Allah'tan. Ben Rabbime bırakırım, gerisini de bırakır geçer giderim. Çünkü Allah'a kaldıysa işimiz olmuş diyelim arkadaşlar. Çok şükür buralara gelme sebebim duayla, inanarak, bu arkadaşların da bana yaptığı yardımlarla tabii ki hiçbir zaman onların hakkını ödeyemem. Allah razı olsun binlerce kez. Hepsi ayrı benim için. Sürtüşüyoruz, kavga ediyoruz, bir şeyler oluyor ama yine beraber bayramı beraber geçiriyoruz. Çünkü neden? Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, sevdiklerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Sabah 8.30, akşam 7-8. Musa sen de alıştın bu tempoya. O yüzden şu anda bayramda çalışan arkadaşlarımız olacak mesela, düşünün. Bayramda çalışan arkadaşlarım da Allah yardımcısı olsun. Sonuçta mesaisi oluyor, gidemiyor, kurban kesmek nasip olmuyor. Her şey nasip kısmet arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Tekrar yine yeniden bayramımız mübarek olsun diyorum. Allah tekrarlarını nice bayramlar tekrarını nasip etsin. Öpüyorum ellerinizden büyükleri, küçüklerini de gözlerinden öpüyorum. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.